kadınlara şiddet, şimdi bizim şiddetimize karşı şiddet her zaman oluyor. Yani burada olsun, evde olsun, sokaklarda olsun, her yerde bize şiddet uygulanıyor. Hele biz cumartesi anneleri olarak da işte bizi buraya küçücük bir yere sığmışlar. Her tarafımız ablukaya alınıyor. 2-3 kelime konuşuyoruz. Ondan sonra adalet istiyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz. Ne köşk saraylar istiyoruz, ne ev, bahçe onlardan istiyoruz. Çocuklarımızın, katillerin bulunması ve adalet yerini bulsun, katiller yargılansın. Şimdi en büyük şiddet bizim için budur. Etrafımızı sarıyorlar polisler. Bizi dar bir sokağa sığdırmışlar. Bir şiddeti bu. İkinci şiddette sokaklar zaten her zaman can güvenliğimiz yok. Her zaman nerede biz şiddete uğruyoruz ve uğrayacağız. Evden çıkarken onu düşünüyoruz. Akşam acaba eve gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Yani biz kadınlar olarak biz bu şiddete karşı her zaman dik durmamız lazım. Bu şiddete karşı çıkmamız lazım. 25 Kasım'da bütün kadınlar şiddete hayır demeleri lazım. Ama biz öyle bir yerde yaşıyoruz ki hiçbir sonuç alamıyoruz. Devletimizden bir sonuç alamıyoruz. Mesela devletimiz suskun şiddete karşı. Yani biz toplum olarak ben buna diyorum, bunu bir gündeme alsınlar. Yani devlet buna bir çare bulsun. Hiç bu gündeme gelmiyor. Yani adam neden çocuklarını, kızlarını, oğlunu, hanımını her gün bir şiddet, her gün sabah akşama kadar televizyonu açıyoruz. Bir adam bugün karısını dövdü, karısını öldürdü, annesini, babasını öldürdü. Yani buna son vermemiz lazım. Hep beraber birlik olmamız lazım. Şiddete karşı bütün kadınların birlikte olması gerekiyor, el ele vermesi gerekiyor. Şiddete karşı meydanlarda, sokaklarda sesinizi yükseltmese, birlik olmasa, birbirine destek olmasa, kadınlar birbirini sevmese, sorunların üstüne gitmese zaten şiddet devam edecekler. Ben şunu söylemek istiyorum. Sadece cumartesi anaları şiddet görmüyorlar. Bütün kadınlar şiddet görüyor. Ve saklıyorlar. Bence saklanmasınlar, şiddetin üstüne gitsinler. O zaman şiddete önüne geçeriz. Şiddet sadece dediğim gibi sadece fiziksel değil, şiddet her türlü şiddettir. Bir kadın olarak görmese şiddettir. Kadınlara eşit bir mesafede bakmasa şiddettir. Kadınlara kadın olarak görmese bir şiddettir. Onun için her türlü şiddete karşıyız ve kadınları birliğe, beraberliğe, mücadeleye el ele vermesi gerekiyor. Ve hiç kimsenin yapmadığı şeyleri kadınlar yapıyor. Fedakarlık kadınlardan bekleniyor. Çocuk büyütmek, bütün sorunlar kadınlardan bekliyor. Ama üstüne de kadınlara şiddet uyguluyor. Biz de şiddeti uygulayan kim olursa olsun onları affetmiyoruz. Onları ortaya çıkarmamız lazım. O şekilde belki şiddeti önüne geçebiliriz. Biz kadınlar olarak her yerde sesimizi yükselteceğiz. Özellikle ben kadınlara şu çağrı yapmak istiyorum. Kadınlar gelsin, İnsan Hakları Derneği'nde, kadın komisyonlarda ve kadınlar nasıl şiddetin önüne geçiyorsa gelsin burada hep birlikte şiddeti önleyelim, şiddetin önüne geçeriz. Aslında erkek egemen sistemin her yerde
yerde yaygınlaştırdığı bir şiddetten bahsetmek daha doğru olur. Sadece 25 Kasım kadına yönelik şiddet denildiğinde insanların aklına kadınlara, erkekler tarafından uygulanan birebir şiddet akıllara gelmiş olsa da aslında bu şiddet devlet tarafından da çok ağır bir şekilde işleniyor ve aslında devlet eliyle yaygınlaştırılan bir şiddetten bahsedebiliriz. 700. haftamızdan bu yana, yani 65 haftadır sokağa çıkmamız engelleniyor ve hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak büyük bir baskı altındayız cumartesi anneleri olarak. Devletin kolluk güçleri tarafından uygulanan bu şiddet aslında sadece bizi değil, tüm kadınları, tüm toplumu etkileyen bir şiddet. Biz bu şiddetin karşısında duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz. Ve nerede olursa olsun kadınları, tüm toplumu şiddete karşı ses çıkarmak için.